Liberal demiyorum. Bakın, aşırı liberal fikirler. Uçuk liberal fikirler bunlar. Bunlar bir siyasi görüş değil. Siyasi görüş Sayın nedir? Bayrakçı, Canan Kaftancıoğlu çokça eleştirilen bir isim ama sizin bu onunla ilgili sözlerinizden sonra size hedef almasını peki nasıl yorumluyorsunuz? Yani size özellikle hedef alması çok çok konuşuluyor hakkında ama siz söyleyince size tavır aldı ya da hedef aldı sizi. Niye sizce? Şimdi birincisi insanı gerçek rahatsız eder. Birincisi asıl sebep bu. İki, rahatsız edildiği zaman bir insan hırsını nasıl alamamışsa peş peşe 3 tweet atmış. Hani bir de değil. Artı koyuyor, devam ediyor. Artı koyuyor, devam ediyor. Tabii o sırada direkt ya da endirek olarak bana toplam önce 5 saymıştım. Dün bir daha saydım. 7 kere hayvan diyor. O 3 tweetin içinde. Bir de ağzına kürekle vurdum diyor. Hiç öyle bir şey de olmadı. Kürekle falan vurmadı. Ben onun ağzına kürekle vurdum bir olayla. Burada anlatamayacağım bir olay. Bana karşı bir hamle yapmak istedi. Sustu, kapadı çenesini. Sayın geçti Bayrakçı, kenara oturdu. Çok kısa bir sorum olacak size. Gerek Sayın Kaftancıoğlu'nun tweetlerinde bahsettiği, gerekse kamuoyunda konuşulan sizin son aylardaki CHP yönetimini rahatsız eden açıklamalarınızın sebebi işte CHP'li olan daha önceki profesyonel kamuoyu araştırma şirketi olarak yapmış olduğunuz antlaşmaların yenilenmemesi olarak gösteriliyor. Bu konuya bir açıklık getirebilir misiniz? İyi ki sordunuz, söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden her zaman iş aldım ve hep de iş alırım. Hala. Yani son an araştırma, çünkü neden? Hep ana muhalefetle çalıştık biz. 33 senedir. MHP zamanında da böyleydi. Sonra DSP, CHP zamanlarında da böyleydi. Belediyeler bazında olsun, genel merkez bazında olsun. Böyle bir yenilememe falan diye bir şey yok ki. Yani ben zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne araştırmalar çok yapan bir araştırma şirketinin başındayım. Ayrıca araştırma şirketleri il başkanlarıyla iş yapmazlar. Onun dünyadan haberi yok. Siyaset falan bilmiyor. Amatör bir arkadaş. Yani 15-20 senedir siyasete takılmış. Öyle bir şeyler öğrenmiş yarım yamalak. Zannediyor ki il başkanları araştırma işiyle ilgilenir falan. Ben hayatımda 33 yıllık meslek hayatımda yani rahmetli Demirel'le, Ecevit'ten, İnönü'yle, Türkeş'le çok burada sayamayacağım. Hala siyaset yapanları da hiç katmayayım. Birçok kişiyle siyasi araştırma yaptım. Danışmanlıklar yaptım. Bu insanlarla saatlerce karşı karşıya oturdum. İşler. Ben ya genel merkezlere iş yaparım, fatura keserim ya da belediyelere, belediye başkanlarına çalışırım. İl merkezlerinde para olmaz ki bu konulara veyahut da bu konulara ayıracak zamanları olmaz. Dolayısıyla ben o tür çalışan başka şirketler varsa ki bunlar yeni arkadaşlar olabilir 5-10 yıldır, 10-15 yıllık. Ama biz eski araştırmacılar, ben mesela 35 yıldır faturalarımız resmi, hepsi ortada. Vergi dairesine beyan edilmiş faturalar. Bir tane il başkanlığına, herhangi bir il başkanlığına. Hani sadece Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlıklarıyla araştırma yapılıyor. Kaldı ki iddia ettiği şeyin saçmalığı şurada. Şimdi diyor ki iş vermedim de diyor. Sen kimsin ki bir kere bana Cumhuriyet Halk Partisi olarak iş verip vermeme kararında olacak birisi olasın? Ben genel merkezde yapılacak çalışmayı seninle mi konuşurum? Ben Kılıçdaroğlu'nu 20 senedir tanırım. Ben oradaki genel başkan yardımcılarıyla 25 senelik ahbaplığım, dostluğum, tanıdıklığım var. Sen kimsin? O gün ben seninle yeni tanışıyorum. Ben seninle yeni tanışan bir adam olarak CHP genel merkezinden isteyeceğim iş için. Bir de ahlaksız teklif diyor. Yani ben dua etsin dava açmıyorum. Aklı sıra dava açılmayacak, tweetler açmış ama davayı da açarım. Ama ne olacak yani, o dava yalaması olduğu için ona davalar önemli gelmez. Ben laflarımla onunla olan mücadelemi sürdürüyorum. Onun iftiralarına ve gevşek, kanala zarar gelmesin diye hep bu şekilde söylüyorum. İlk harfi Y olarak değiştirin. Siyasi fikirlerine karşı CHP'ye 35 yıldır emek vermiş bir adam olarak, CHP'ye müthiş zarar veren bir kadın olduğu için ona kızdım ben. Düşünebiliyor musunuz? Ben ondan 3 yıl önce iş isteyeceğim. Bana iş vermedi diye 3 yıl sonra intikam alacağım. Lan ben
Benle iş yapmayanlardan intikam almaya kalksam, yani aşağı yukarı meslek hayatımda 286 kişiye falan saldırmam gerekirdi. Benim hiç böyle ağır konuştuğum, ne bileyim, bu kadar beni sinirlendiren birisi siyasi hayatta gördünüz mü? Hayır, benim ona kızmanın iki sebebi var. Bir tanesi, Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde bir başarı kazandı. Bu başarıyı o hep söylediğim aşırı, marjinal, uçuk, kopuk, kaçık, liberal fikirleriyle mahvediyor. Çok büyük zarar veriyor. Keşke bir deneme yapsalar mesela onun fikirlerini ya da onun fikirlerinde birini ya da onu CHP Genel Başkanı yapsalar. CHP size yemin ediyorum %1.4 falan alır. Yani bunu 10 kere söylerim. Meslek hayatımda bundan emin olabilirsiniz. Dolayısıyla yani iddia ettiği şeyler siyasi fikirlerindeki CHP'ye zarar veren kopuk, kaçık, abuk, subuk fikirleri biliyordum ama karakteri hakkında kanaatim yoktu. Karakteri de muazzammış. Çünkü 3 yıl önce görüşmüşüm, 3 yıl sonra intikam alacağım. Ben nasıl bir kindar bir adamım? Böyle bir şey duydunuz mu ya? 3 yıl önce bir görüşme olmuş, oğlumun da masada olduğu. Ha, oğlum da bir cevabı tweet atıyor, diyor ki masada ben de vardım, Sayın Kaftancıoğlu diyor, bu da benim küreğim diyor. O cevap versene. Ayrıca sen benim iddialarıma cevap vermek yerine sen bana iftira atıyorsun. Yani burada en büyük, buna 120 IQ da gerekmez. 85 IQ'lu basit bir zeka ile birisi baktığı zaman, bir, konuşulmuş konunun 3 yıl ardından intikam alacağım. Ne? Para yüzünden. Sayın Bayrakçı, ya, özür diliyorum. Sayın Ateş'i de bekletiyoruz. Yok, kusura bakmıyorum. Süremiz de azalıyor. O zaman sonuç olarak şunu söyleyeyim size. Bu Kaftancıoğlu meselesinde benim endişem şu. Kaftancıoğlu veya zihniyetinde birileri, hele ki Sayın Kılıçdaroğlu bırakacak olursa, kaldı ki şimdi onu o görevde tutarak biraz benzeri bir şey yapıyor. Dün akşam söylediğim son cümlemi burada tekrar ederek bitireyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben uzun bir süre bırakacağını düşünmüyorum. O yani bir şey olabilir, bir bilgi olabilir. Çok bilgi sahibi değil. Kulis bilgi zaten Sayın Bayrakçı. Evet. Anladım. Eğer ola ki öyle bir şey olup da hani Kaftancıoğlu'nun kafasında birisi gelirse vay geldi CHP'nin başına yeni en az iki parti kuracaksınız ki CHP'yi kurtarasınız. Seçmeni oy vermez. Bu bir söylemek istediğim. İki, eğer 2-3 ay içinde Sayın Kılıçdaroğlu bu Canan Kaftancıoğlu'nu İstanbul İl Başkanlığı görevinden almazsa şayet ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun da aynen onun gibi düşündüğünü maalesef anlayacağım ve o zaman işte Kaftancıoğlu ile ilgili ne dediysem Sayın Kılıçdaroğlu için de aynı şeyleri düşünmeye ve demeye başlarım.